Sevgili takipçilerim, uzun zaman önce Wollen Möchten dersini hazırladım ama seslendirmek için vaktim olmamıştı. Bu ara hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Çünkü Wollen Möchten ikisi de modal veya ve istemek anlamına geliyor. Yalnız ikisinin arasında ufak bir fark var kullanımında. Möchten Wollen diğer modal verbler gibi mesela olasılık, yetenek, izin. İzin için dürfen fiilini öğrenmiştiniz. Gereklilik müssen, istek içinde möchten veya wollen modal fiilini kullanmanız gerekir. Modal fiili biliyorsunuz kişiye ve zamanına göre çekilir. Ana fiil ise infinitif şeklinde kalır. Suzi möchte lesen, okumak istiyor. Peter will das Licht ausschalten. Arasındaki fark şu. Möchten tam emin olmayınca, kararlı olmayınca bir istek olduğunda kullanılır. Burada görüyoruz ki Suzi okumak istiyor ama ısrarlı değil. Eğer Peter o çünkü ışığın kapatılmasına ısrar ediyor, uyumak istiyor çünkü. Peter ısrar ederse eğer Suzy de gönüllü yani. Okusa da olur, okumasa da olur. Möhten aynı zamanda daha kibar bir kelime. Will yani wollen daha kararlı bir kelime. Sinonim olarak da kullanabilirsiniz. Peter möchte schwimmen. Peter will schwimmen. Yani sinonim kullanabilinir. Ich will schwimmen. Yüzmek istiyorum. Denildiğinde hatırlıyorsunuz birkaç ders önce. Dürfen fiilini kullanmıştık. Nein, du darfst nicht. Burada müsaade etmiyoruz. Daha kibar soruyor. Ich möchte schwimmen. Bakın bu bir kibarlık gösteriyor. Darf Müsaade istiyor. Bu durumda bu kibarlığın karşısında ya du darfst schwimmen diyebiliriz. Şimdi sıra sizde. Hangi kelimenin eksik olduğunu düşünüyorsunuz? Ve Birkaç ders önce izin vermek için hangi kelimeyi öğrenmiştiniz? Aşağıdaki cümlede onu kullanmanız gerekir. Nein, ich es dir nicht. Ben sana müsaade etmiyorum diyorsunuz. Cevabı veriyorum şimdi. Möchteni kullanacaksınız. Ich möchte Eis essen. Ben dondurma yemek istiyorum. Müsaadeniz varsa. Müsaaden varsa. Ondan sonra siz de Aa, bu kadar kibar sorunun karşısında vallahi de nein diyorsunuz. Nein. Ich erlaube es dir nicht. Müsaade etmiyorum. İyi veriyorsunuz. Tabii biraz ısrarlı çocuk. Ich will aber diyor. Çok ısrar çok ısrar ediyor. Çok kibar bir hanımefendi veya çok kibar bir beyefendi ich würde gerne als essen der isterdim yani bu öyle bir kibar ki. Hmm. Geçmiş zamandaki bir istekten bahsediyorsak eğer wollen'i çekeceğiz, möchte'ni değil. Ich wollte gestern das Geschirr Sıra sizde. Eğer ki Peter gecenin bir vaktinde müzik dinlemek isterse hangi kelimeyi kullanır sizce? Ve müsaade eder misiniz? Veriyorum cevabı. Er würde gerne laut Musik hören darf. Bakın kibarlığa bakın, bakın. Devam edelim. Sinonim kullanabiliriz böyle. Möchte gerne laut Musik hören. Darf er? Bu da kibar. Burada Peter will gerne laut Musik hören. Darf er? Burada Peter'in kararlı olduğunu ifade ediyor bu wollen kelimesi. Tuttuğunu koparır Peter yani kafasına soktuysa. Ve şimdi sıra sizde müsaade etmiyorsunuz ve siz müsaade etmediğiniz için Peta izinli değil. Yani müzik dinleyemez gecenin ikisinde bu kadar sesli sesli. Okey? Veriyorum cevabı. Elaoben fiilini kullandığınızda müsaade etmediğinizi belirtiyorsunuz. Dürfen fiilini kullandığınızda İkinci cümlede izinli değil, müsaade yok, yap, yapamaz diyorsunuz. Nein, er darf nicht. Müsaade yok. Kelimelerin hepsini bir arada baktığımızda şöyle tercüme edebiliriz. Peter will lesen. Peter okumak istiyor. Sinonim. Peter möchte lesen. Peter okumak istiyor. Daha kibar. Daha da kibar. Peter würde gerne lesen. Ve Peter hätte gerne gelesen, wenn sie es erlauben würden. Peter okumak isterdi, eğer siz müsaade etmiş olsaydınız. Şimdi sıra sizde. Peter wollte lesen. Peter okumak istemişti. Yalnız ona kimse müsaade etmedi. O yüzden okuyamadı izinli değildi. Geçmiş zamanı kullanıyorsunuz burada. Ben size cevabı veriyorum. Niemand hat es ihm erlaubt. Ona kimse müsaade vermedi. Er durfte nicht lesen. Dürfen'in geçmiş zamanını çektik. Soruyoruz. Hat Peter gelesen? Peter okudu mu? Wenn Peter die Köpfe ist, schon. Er Peter, bakın şimdi. Ben dik köpfigin ne olduğunu Türkçe'de merak ettiğim için tercüme'de dik kafalı çıktı. Renklendirdim. Ne kadar benziyor Türkçeye? Gördünüz mü? Dik. Renklendirdim. Kafalı da köpfig. Şon diyoruz. Onaylama. Evet anlamında. Şonu virgülden sonra. Ve dik kafa ise diğer dik kop. Ama bakın Türkçe'ye ne kadar da benziyor. Dik, dik. Kopf, kafa. İşte böyle. Sizce Peter okudu mu? Yorumlarda Peter'in dik kafalı olup olmadığını sizce yazabilirsiniz. Veya öğrendikleriniz kelimelerden bir cümle yorumlara bekliyorum sizlerden. Bir başka derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çau çau.